Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte çektiğiniz bir fotoğrafta istenmeyen bir nesneyi nasıl kaldırabileceğinizi sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim hemen kısaca. Siz mesela şehir dışına çıktınız ya da yurt dışına çıktınız. Orada güzel bir manzaralı yerde güzel bir poz vererek güzel bir fotoğraf çektiniz, tamam mı? Eve döndüğünüzde fotoğrafınıza baktığınızda şöyle kıyıda köşede istenmeyen bir nesne olabilir. Bir çöp başlığı olabilir, bir çöplük olabilir. Yani o fotoğrafla ilgili, yani o fotoğrafta olmaması gereken bir nesne olabilir. Ama fotoğrafınızda gayet güzel çıkmış. Bu fotoğrafı silmek istemiyorsunuz. Bu durumu nasıl düzeltebilirsiniz? Tabii ki de fotoğraf düzenlenmesi dendi mi aklımıza gelen ilk şey olan Photoshop sayesinde bunu yapabileceğiz. Ben de bu videomda sizlere bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi detaylıca anlatmak istiyorum. Bunun için üst seviye bir Photoshop bilginize gerek yok. Bu videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Herhangi bir Photoshop bilgisi olmadan bu işlemi kolayca halledebileceksiniz. Zaten video kısmında da göreceksiniz ki bu işlem gerçekten çok basit bir işlem. Şimdi gelin hep birlikte bu işlemleri sizlere detaylıca anlatmaya başlayalım. Bu arada videoya başlamadan önce sizlere güzel bir video hazırlıyorum. Belki ileride faydanıza olacak bir video olacak. Sizler de bu emeğimin bir karşılığı olarak aşağıdan YouTube kanalıma abone olursanız ve ardından bildirimleri aktif ederseniz çok sevinirim. Videomu beğenirseniz daha da çok sevinirim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet, şimdi öncelikle örnek olması açısından şöyle basit bir fotoğraf çektim. Mesela diyelim ki ben böyle bir fotoğraf çektim daha öncesinde. Galerimde böyle bir fotoğrafı gördüm, tamam mı? Bakıyorum, bu fotoğrafta istenmeyen nesne olarak buradakiler var. Ben bunları kaldırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Tabii ki de Photoshop sayesinde yapacağım. Bu fotoğrafımı şöyle bir kapatayım. Hemen Photoshop'uma giriyorum. Kullanacağım Photoshop, Photoshop CS6 Extended olacak. Photoshop'u kurdunuz, Photoshop'u açtınız. Karşınıza böyle bir ekran geldi. Ben bu anlatımı daha önce Photoshop kullanmayan birisinin de yapabileceği düzeyde anlatmaya çalışacağım. Şöyle hemen başlayalım. Photoshop'u aşağıya indiriyorum şu şekilde. Fotoğrafımı tutuyorum, tamam mı? Kaydırıyorum. Şöyle sürüklüyorum. Photoshop'un üzerine hemen ekliyorum. Gördüğünüz üzere fotoğrafım Photoshop üzerinde açılmış bulunmakta. Şimdi gelelim buradaki nesneleri nasıl kaldıracağız? Bakın sol tarafta araç çubuğu bulunuyor. Bu araç çubuğundan gördüğünüz üzere burada hemen buradaki çokgen kement aracı bulunuyor. Bunu seçiyoruz, tamam mı? Bunu seçtikten sonra karşımıza böyle bir araç geliyor. Şimdi bu araç sayesinde fotoğrafınız üzerinde istenmeyen nesneyi öncelikle seçmemiz lazım. Bu seçmeyi çok profesyonel yapmanıza gerek yok. Şöyle fotoğrafın üzerine bir kere tıklıyorum bu araç sayesinde. Daha sonrasında bu aracı sürüklüyorum. Gördüğünüz üzere bir tane çizgi çıktı. Tekrardan tıklıyorum. Tekrardan sürüklüyorum. Gördüğünüz üzere bir çokgen oluşturacağım. Bu çokgenin içerisinde istenmeyen nesnemi yerleştirmeye çalışacağım. Şöyle hemen kabataslak bir çokgen oluşturuyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi bu kısma geldikten sonra fareme çift tıkladığımda başladığımız noktayla şu anki noktayı direkt birleştiriyor. Şöyle çift tıklıyorum. Bakın hemen birleştirdi ve bu şekilde bir seçim oluşturdu bize. Şimdi bu seçimi yaptık. Ardından ne yapacağız? Bakın yukarıda düzen var. Düzene tıklıyorum. Aşağıya iniyorum. Bakın burada dolgu bulunuyor. Dolguya bir kere tıklıyorum. Şöyle bir ekran geldi karşımıza. Bu kısımda içeriye uygun seçeneği seçmeniz lazım. Direkt buradan içeriye uygunu seçiyorum. Ardından herhangi bir şey yapmama gerek yok. Direkt buradan tamam diyorum. Bakın şu anda işleniyor. İçeriye uygun bir şekilde o kısmı dolduracak. Evet, gördüğünüz üzere istenmeyen nesne kaldırıldı. O seçtiğimiz alan içeriye uygun oluşturdu diyebiliriz. Yani Photoshop bu şekilde bu nesneyi kaldırmayı başarabildi. Tabii baktığımızda ister istemez bazı hatalar olabiliyor. Mesela şöyle bir yakınlaştırdığımda baktığımızda burada bazı siyahlıklar oluyor. Burada da açıklıklar oluyor. Yani bir leke halinde bir görsel olduğunu görebiliriz. Tabii bu normal bir şey. Çünkü Photoshop bunu tam manasıyla düzeltemiyor. Şu anda burası arka plan sade konumda. Ama sizin çektiğiniz fotoğraf karışık bir fotoğraf da olabilir. Bir yeşillik olabilir. Bu yeşilliğin önünde istenmeyen bir nesne olabilir. Bu seçimi yaptığınızda tabii bir hatalanma, hata payı olabiliyor bu durumda. Bir de şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Şu anda burada istenmeyen nesne var ya. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ya ben Photoshop kullanmaya gerek yok. Ben bu istenmeyen nesneyi direkt telefonumda kırparak bunu halledebilirim. Bunu kaldırabilirim diyebilirsiniz. Ama bazı durumlar olabiliyor ki mesela istenmeyen nesne gösterdiğim kısımda olabilir. Bu tarafta olabilir. Bu tarafta olabilir. Siz bunu kırdığınız zaman sizin kendi fotoğrafınız, kendiniz yaralanmış olabilirsiniz. Kendinizin bir kısmı gidebiliyor. Yani kırpma her zaman bir çözüm olamayabiliyor. Photoshop sayesinde bunu her fotoğrafınız için yapabilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki hata payını nasıl düzeltebiliriz? Bunun için bir tane daha aracımız bulunuyor. Şöyle bakıyorum. Bakın burada nokta düzeltme fırçası aracı diye bir araç bulunuyor. Bu araca bir kere tıklıyorum. Ardından bakın burada bir araç oluşturuldu. Şöyle mouse'uma sağ tıklayarak bunun boyutunu değiştirebilirim.
Ben hemen şöyle bir bu kadar boyuta olması yeterli olur şöyle. Bu araç sayesinde şöyle Z'ye basıyorum. Daha sonrasında yakınlaştırma işlemini yapıyorum. Bir kere tıklıyorum, bir kere daha tıklıyorum. Şimdi geldik bu kısma. Bu aracımı seçeceğim tekrardan nokta düzeltme aracını. Şu anda aracım seçili durumda. Bakın burada bir siyahlık var. Bu siyahlığı böyle bir seçiyorum. Bakın o siyahlığı şu anda kaldırılmış durumda. Burada da biraz siyahlık var. Buna da biraz üzerine bu nokta düzeltme aracını getiriyorum. Şurada da siyahlık var. Bunun üzerinden geçiyorum. Biraz daha küçültüyorum. Yani bunu fotoğrafınıza göre bu değişiklik gösterebilir. Şöyle hatalar olursa bu nokta düzeltme aracıyla bu hataları hemen hemen giderebilirsiniz. Evet, buradaki hataları düzeltmeye çalıştık. Hemen hemen aynısı olabilir diyorum. Evet, bu şekilde fotoğrafımızda istenmeyen nesneyi kaldırabildik. Dediğim gibi kırpma bazen çözüm olamayabiliyor. Sizler de bu şekilde herhangi bir Photoshop bilginiz olmadan bu işlemleri kolayca halledebilirsiniz. Evet, şimdi bu fotoğrafımızı hazırladık. İstenmeyen nesneyi kaldırdık. Şimdi bu fotoğrafı Photoshop üzerinde nasıl kaydedebileceğiz? Bu kaydetme işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Yukarıda gördüğünüz üzere dosya diye bir seçenek bulunuyor. Buna tıklıyorum. Ardından farklı kaydede tıklıyorum. Bakın burada hangi konuma fotoğrafı kaydetmek istiyorsanız bunu seçmeniz lazım. Ben hemen masa üstüne kaydetmek istiyorum. Bunun ismini de örnek fotoğraf düzeltilmiş olarak değiştirmek istiyorum. Ardından burada fotoğrafınızı hangi formata kaydetmek istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Bu format direkt JPEG olarak seçili olacaktır. JPEG olarak seçili değilse de siz buradan direkt JPEG formatında seçebilirsiniz. Direkt buradan kaydet diyorum. Bakın burada bir tane daha ekran geldi karşımıza. Buradaki çizelge sayesinde fotoğrafınızın kalitesini düşürüp arttırabilirsiniz. Tabii ki biz ne isteriz? Fotoğrafımızın daha kaliteli olmasını isteriz. Direkt bu çizelgenin en üstte olması daha iyi olur sizin için. Direkt buradan tamam diyerek kaydetme işlemini tamamlıyorum. Evet, kaydetme işlemini yaptıktan sonra Photoshop'u kapatabilirsiniz. Ben Photoshop'u kapattım. Şimdi bakın burada ilk fotoğrafımız bu şekildeydi gördüğünüz üzere. Buradaki nesneler vardı. Ben bunları Photoshop sayesinde kaldırabildim. Şöyle baktığımızda düzeltilmiş haldeki fotoğrafımız gayet güzel oldu. Hiçbir şekilde yani hata payı çok az oldu. Biraz lekelemeler falan var ama size bahsettiğim nokta düzeltme aracıyla bunun üzerine biraz daha uğraşarak bunu daha güzel hale getirebilirsiniz. Ama çok fark edilebileceğini sanmıyorum baktığınız üzere. Şöyle kaldırıyorsun, getiriyorsun, kaldırıyorsun, getiriyorsun. Yani Photoshop sayesinde üst düzey bir Photoshop bilginizin olmasına da gerek yok. Evet, sizler de anlattığım şekilde fotoğrafınız üzerinde istenmeyen nesneleri Photoshop sayesinde kolayca kaldırabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Haftaya yepyeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Son olarak tekrardan değinelim. Yeni ve güzel içeriklerimden anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olarak bildirimleri aktif edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.